أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Davetimize icabet ederken attığınız her adım dolayısıyla Allah katındaki günahlarınız, kusurlarınız affedilsin. Ve yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki değeriniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin inşallah. Sevgili kardeşlerim, insanı insanın duygularına, aklına, vicdanına, tecrübelerine teslim etmeyip vahyin yönlendiriciliğine davet eden Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de mümin erkek ve mümin kadınların hangi mercilere itaat edeceğinden açık bir şekilde bahsetmiştir. Nasıl ki çalıştığınız fabrikada, açmış olduğunuz mağazada, işletmiş olduğunuz markette çalışma standartlarınız önceden belirlendiyse ve şahıslar kime karşı sorumlu olacakları önceden bildirildiyse, şu kainat fabrikasında yer alan insanların da çalışma şartları ve sorumlu oldukları alanlar ve kurumlar bellidir kardeşlerim. 100 metrekarelik evin içinde yaşayan bir aile, belli prensipler içerisinde bir araya gelirken, şu kainat içerisinde nefes alan insanların prensipleri olmadan bir araya gelmesi düşünülemez kardeşler. Elektriği, suyu olmayan, affedersiniz ama kıytırık bir köyün farklı bir ilde derneği açıldığında önceden hiyerarşisi belli olacak. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın intizamlı bir şekilde yarattığı şu kainatta Adem oğlunun tabi olacağı merciler belli olmayacak. Bunu hiçbir akıl ve vicdan kabul etmez kardeşler. İşte el hakim olan, hakem olan, hüküm koyan, insanların nasıl yaşaması gerektiğini bildiren Rabbimiz Allah Azze ve Celle özelde mümin erkek ve mümin kadınlara seslenerek ama genelde bütün insanlığa şöyle hitap ediyor. Diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey Müslümanlar, Atiyullah ve Atiyur Rasul ve Ulul Emri Minkum. Allah'a itaat ediniz. Peygamberine itaat ediniz. Ve içinizden sizin seçtiğiniz, sizin belirlediğiniz, sizden olan emir sahiplerine, idarecilerinize, yöneticilerinize de itaat ediniz. Allah buyurarak mümin erkek ve mümin kadınların ama genelde de bütün insanların şu kainat içerisinde itaat etmesi gereken mercilerden bahsediyor. Kim? Allah Azza ve Celle. Yalnız bakın ayetin hemen devamında, yani Nisa 59'un içinde Allah-u Teala şu kaydı hemen belirtiyor. Diyor ki eğer aranızda anlaşmazlığa düşerseniz, ihtilafa düşerseniz, yani idare edilenler kendi aralarında ihtilafa düşerse, idare edilenler yöneticileriyle arasında bir ihtilaf söz konusu yaşarsa meseleyi kime getirecek? Eğer diyor in kuntum tu'minuna billahi vel yevmir ahir, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, dikkat edin ikinci bir kayıt düştü Allah. Önce müminlere hitap etti, sonra eğer gerçekten Allah'a iman ediyorsanız ve ahiret gününe inanıyor iseniz meseleyi ne yapın?
فَرَدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِ O meseleyi alın, o ihtilafı alın, Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Kim? Allah diyor kardeşler. Yer Nisa suresi 59. Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine ve içinizden seçtiğiniz emir sahiplerine itaat ediniz. Aranızda bir ihtilaf zuhur ettiğinde meseleyi Allah'a ve Resulüne götürün diye emreden Allah Azza ve Celle'dir kardeşlerim. Ve ayetin devamında Allah Azza ve Celle şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Zalike hayrun ve ahsanu ta'vila." Bu durum, yani meseleyi Allah'a ve Resulüne götürmeniz sizin için daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir. Allah bunu da değinmekten imtina etmiyor. Evet kardeşlerim, bunu söyleyen, hayrı da şerri de yaratan, hayrı da şerri de en iyi bilen Allah Azze ve Celle söylüyor. Ve hayrı ve şerri peygambere vahyeden bir Allah bunları bildirmektedir. Bakın aziz dostlar, İmam Ahmed bin Hanbel Ali bin Ebi Talib üzerinden bu ayetlerin neden indiği olayını şu şekilde ifade ediyor. Ali radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu hazırladı. Ve bu ordunun başına ensarlı bir adamı geçirdi. Bu İmam Ahmed'in kaydı. İmam Buhari'de bu adamın adı geçiyor. Kim? Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh. İmam Ahmed'den devam ediyoruz. Ordu komutanı askerleriyle bir ihtilaf yaşıyor. Bir problem yaşıyor. Bu problemi nereden anlıyoruz yaşadıklarını? Komutan askerlerine dönüyor. Diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana itaat etmeniz konusunda size emirde buyurmadı mı? Bana itaat etmeniz gerektiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size emretmedi mi? Dediler ki evet. Resulullah aleyhissalatu vesselam seni emir olarak, seni komutan olarak bize tayin etti, biz de sana tabi olacağız. O zaman dedi ki etrafınızdan odun toplayın. Askerler her taraftan odun toplamaya başladılar. Sonra bu odunlar bir yerde toplanıldı. Ateş yakıldı. Ordu kumandanı dedi ki bu ateşin içerisine girin. Allahu Ekber. Ses kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in seçtiği idareciden. Sesin sahibi ordunun kumandanından. Diyor ki bu yaktığınız ateşin içine gireceksiniz. Sahabe bir anda dona kalıyorlar. Bir anda susuzlaşıyorlar. Sessizlik onları bürüyor. Ve diyor ki bakın Ali bin Ebi Talib bir anda o ateşin içine girme konusunda onlara bir niyet belirdi. Niyetleri ateşe girmek ha. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisinden emir geldi. Ama içlerinden bir genç çıktı. Dedi ki ey insanlar, siz ateşten kurtulmak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kaçtınız. Allahu Ekber. Dün küfrün ateşi, dün şirkin ateşi, dün kötülüklerin ateşinin içinde yanıyordunuz. Ve sonuçta cehennem ateşine gidecektiniz. Siz bundan kurtulmak için Resulullah'a tabi oldunuz. Bekleyin dedi. Bu durumu Resulullah aleyhissalatu vesselama bildireceğiz. Şimdi altını kalın çiziyoruz. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize o ateşe girmemiz konusunda emir buyurursa hepimiz o ateşe gireceğiz dediler. Allahu Ekber. Ve mesele Resulullah aleyhissalatu vesselama getirildi. Ordu orada, kumandan orada, ihtilaf eden sahabe, genç sahabe orada. Resulullah aleyhissalatu vesselama mevzu anlatıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer o ateşin içerisine girseydiniz sonsuza kadar o ateşin içerisinden kurtulamayacaktınız. Allahu Ekber. Eğer o ateşin içine girseydiniz, o emre tabi olsaydınız sonsuza kadar ateşten kurtulamayacaktınız. Şimdi İslam hukukunda büyük bir kaideyi belirleyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İtaat ancak meşru işlerdedir. Allahu Ekber. İtaat ancak maruf olandadır. İtaat ancak iyilikte, hayırda ve güzeldedir diyor Resulullah
sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Şimdi ne olur aziz dostlar. 59. ayete tekrar geri dönelim. Sebebi nuzulünden çıkalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette kimlere hitap etti? Ey iman edenler dedi. Bakın aziz dostlar. Allah iman ettik diyenlere seslenmedi. Allah ben inanıyorum. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ediyorum diyenlere seslenmiyor. Allah Allah'ı Allah olarak kabul eden, Rab olarak kabul eden, ilah olarak kabul eden, hakem olarak kabul eden, hakim olarak kabul eden ve Kur'an'ın emir ve yasaklarının üzerinde tecelli etmesi için, emir ve yasakları yaşamak için ben iman ettim diyenlere sesleniyor. Anladık mı burayı kardeşler? Değilse Allah, ben namazı kabul ediyorum. Namaz diye bir şey var. İslam namazsız olmaz. Bir toplumda namaz kılmayanlar olmamalı. Namaz iyi bir şeydir. Buyur kardeş. Mescitler seni bekliyor. Camiler seni bekliyor. Selçuklu camileri hem de bekliyor seni. Sultanahmet, Ayasofya seni bekliyor. Yok, hayır. Namaz kılanlar olması lazım. Namazsız bir İslam olmaz diye iman ettiğini söyleyenlere Allah seslenmiyor. Kime sesleniyor biliyor musunuz? Şu toplum kadınıyla, erkeğiyle, alimiyle, abidiyle namaza sırt çevirse ben namazımı kılacağım ve namazımı ikame edeceğim. Namaz kılacak bir toplumun inşası için mücadele edeceğim diyenlere sesleniyor Allah. Bakın Allah, Kur'an'a iman ediyorum. Allah'ın emir ve yasaklarına iman ediyorum. Evet, Salih abi Kur'an okumalı. İzzet Kur'an'ı anlamalı. Sinan, Kur'an'ı yaşamalı. Haşim de Kur'an'ın anlaşılması için mücadele etmeli. Deyip de, evet kardeşim, sen meseleyi güzel anlamışsın. Şimdi sen çık meydanlara, dediğini sen yap dediğinde, halen diyorsa ki, hayır, Kur'an'ı birileri okumalı, birileri anlamalı, birileri yaşatmalı ve Kur'an'la cihad etmeli diyorsa, arkadaşlar Allah bu adama seslenmiyor. Allah Kur'an'ın emir ve yasaklarına bir devenin sahibine boynunu eğdiği gibi eğen adama sesleniyor. Şu toplumun aymazlığına bakın. Biliyor musunuz şu Altın Tepsi Mahallesi'nin bir zamanlar erkekleri sakallıydı, kadınları çarşaflıydı. Yahu hurafe bunlara sağdan girdi, batıl bunlara da soldan çıktı. Küfür bunlara nasıl intisap etti biliyor musunuz? Çözümü şudur. İnsanlar bunu yaparlarsa kurtulur. Davetçiler buna dikkat ederse toplum kurtulur. Kardeşim sen ne güzel meseleyi anlamışsın. Sokaklara sen çık, caddelere sen çık, mahallelere sen hakim ol. Hayır. Birileri çıkacak. Ben buna inanıyorum. Ve dediklerimi yaparsa toplum kurtulacak. Allah bunlara seslenmiyor. Allah yeryüzünden bütün davetçiler çekilse de, bütün alimler gitse, herkes sırt çevirse, mürted olsalar, bomboyla yok olsalar, ben Allah'ın dinini bulunduğum sokağa, mahalleye, bulunduğum şehre, beldeye taşımak için mücadele eden diyen adama sesleniyor. Şu an Suriye'ye bakıp, yahu muhalifler şöyle yapsaydı, beni dinleseydi, vallahi şu an hakim olurlardı. Arakan'daki o fakir adamlar bana tabi olsaydı mesele çözülecekti. Afganistan. Ben Afganistan'a 15 yıl önce söyledim. Meseleyi iyi anlayamıyorlar, tahlil edemiyorlar, dar kafalı adamlar. Deyip de yahu sen çözümü biliyorsun. Meseleyi çok iyi anlamışsın. Git Afgan'a git, sınırlar burada. Suriye'ye git. Sınırlar sana feda olsun. Atım da arabam da her şeyim de seninle olsun. Git. Yok. Benim dediklerimi biri uygularsa toplum düzelecek. Afgan düşecek. Suriye kurtulacak. Diyorsa Allah vallahi bununla seslenmiyor aziz dostlar. Allah Suriye'nin merkezinde muhaliflere yardım edene sesleniyor. Afganistan'ın problemlerini görüp de o sümüklü çocuklarla beraber oturan adama sesleniyor Allah. Irak'ta Ebu Gureyb'in nasıl kurtulacağını düşünüp de kafa yoran adama Allah sesleniyor.
değilse Allah yahu ben inanıyorum meseleler böyle çözülür deyip de benim gibi sabahtan akşama kadar oturan adama, pinekleyen adama seslenmiyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diyerek Allah hareket sahibi, canlı, uyumayan, uykuyu yatağına hapsetmiş ama kendisi esaretinden kurtulmuş adama sesleniyor Allah. Ne diyor? Atiullah. Allah'a iman et, Allah'a itaat et. Ve atiyar Rasul. Rasule itaat etti diyor Allah. Subhanallah. Aziz dostlar, hareket sahibi olanlara sesleniyor. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm verdiği zaman teslim olunuz. Şimdi bir problem çıktı. Ney? Acaba Allah ve Resulü ne diyor? Allah ve Resulü benden ne bekliyor? Allah ve Resulü bana neyi emretti? Allah ve Resulü beni hangi şerden sakındırıyor? Şimdi böyle bir problem çıktı mı? İşte pinekleyen adamlar, benim gibi tembel adamlar bu soruların içerisinde ihtiyaç sahibi bir kadın gibi ağlarken meseleyi anlamış hareket sahibi adamlar hemen kütüphanelere koşarlar. Kimi ararlar? Gözleri hemen İbn Kesir'i arar rahimeullah. Gözleri Kurtubi'yi arar rahimeullah. Gözleri Taberi'yi arar. Seyyid Kutub'u arar. Mevdudi'yi arar. Neden? Allah benden ne bekliyor ve ne istiyor? Onu arar orada. O sayfaların içerisinde onu görmeye çalışır. Değilse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden ne istiyor? Hemen koşar Buhari'ye. Yahu ben Buhari'yi anlamaktan yoksunum dersen koşar hemen İbni Hacer'e. Yahu sen İbni Hacer'i ne anlarsın be adam? Dediğin anda koşar hemen Ayni'ye. Arar. Tabir yerindeyse şifasını bulmak için mücadele eder. Koşar Müslim'e. Anlayamaz. Gider İmam Nevevi'ye. Ama hadisi anlama adına bir mücadeleye girer. Allah işte bu adamlara sesleniyor aziz dostlar. Bu kişilere sesleniyor. Böyle iman etmiş olanlara sesleniyor. Diyor ki Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Evet. Allah bu hareket sahibi olanlardan bizi eylesin. Yani Seyyid Kutub'a rahimallah hapishanede kaldığı bir dönemde bir adam geliyor. Diyor ki ey Seyyid diyor. Falanca var ya diyor. Diyor bu mesele hakkında diyor şöyle fetva veriyor. Ne diyor biliyor musunuz Seyyid Kutub? Çok güzel bir söz söylüyor. Yani bu meseleyi çok iyi anlamış. İliklerine kadar işlemiş adam. Diyor ki biz oturanlardan fetva almayız Allah'a ekber. Biz oturanlardan fetva almayız. Hareket sahiplerinden fetva alırız. Onların sözü bizim için değerlidir diyor. Allah bizi bu hareket sahiplerinden eylesin. Bakın aziz dostlar. Allah-u Teala kendisine ve peygamberine itaatten sonra kime itaat etmemizi istiyor? Sizin içinizden olan emir sahiplerine itaat ediniz. Demek ki bizim itaat etmemiz gereken birileri varmış. Otoritesine teslim olacağımız birileri varmış. Ve belki biz birilerini seçeceğiz. Doğru mu İzzet? Birilerini seçmemiz gerekiyor. Neden? Din disiplinli bir din. Arkadaş çok sesliliğe yer yok. Tek bir ses çıkacak. Tek bir dil konuşacak. Yüzlerce dil konuşulmaz. Öyle yüzlerce el kalkar, kabul edenler el kaldı. Kabul edilmiştir. Yok böyle bir şey arkadaş. Tek sesli bir dil. Allah bir otoriteye bizi çağırıyor. Peki şimdi size soruyorum. Biz kendi içimizden bir emir sahibini, idareci, yöneticiyi nasıl seçeceğiz? Burada oy kullanmaktan bahsetmeyeceğim tabii ki. Seçimlerden hiç bahsetmeyeceğim. Halife nasıl seçilir bundan da bahsetmeyeceğim. Yalnız dikkat edin aziz dostlar. Allah bu ayetin bir üstünde Nisa 58'de itaat etmemiz gereken kişideki özelliğe dikkat çekiyor. Dikkat edin. Neye dikkat ettiğimize Allah-u Teala vurgu yapıyor. O da ne? Bakın kardeşlerim Allah-u Teala Nisa 58'de emrediyor. Kime? Dikkat edin. Emrediyor. Tavsiye etmiyor. Yaparsanız kurtulursunuz demiyor. Emrediyorum diyor. Neyi emrediyorsun Rabbim? Allah diyor ki bakın Allah size mutlaka emanetleri ehline teslim etmenizi ve aranızda adaletle hüküm vermenizi emrediyor. Hatırladık değil mi ayeti? Neyi emrediyormuş Allah? Emanetleri ehline teslim etmemizi emrediyor. Ney ki bu emanet?
Aldığım şu bardak mı? Değil. Bana teslim edilen şu saat mi? Değil. Derneğin kapısı mı? Değil. Derneğin arabası? Değil. Emanet, İslam. Emanet, idarecilik, yönetim, otorite. Allah diyor ki oraya seçeceğiniz adam işin neyi olsun? Ehli olsun. Ehlinden seçin. Bakın bazı müfessirler ki Mevdudi Rahimallah şöyle söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala müminleri İsrail oğullarının düşmüş olduğu hataya düşmekten korumaya çalışıyor. Ne demek istiyor acaba? Bu ayeti tefsir ederken söylüyor. Allah müminleri İsrail oğullarının, Yahudilerin düştüğü hataya düşmekten korumaya çalışıyor. Diyorlar ki İsrail oğulları peygamberleri vefat ettiklerinde ya da peygamberlerini öldürdüklerinde o kaydı da düşelim. Peygamberler vefat ettikten sonra başlarına kimi getiriyorlar? Ehli olmayan, ehliyetsiz insanları idareci ve yönetici olarak seçiyorlarmış. Gayri ahlaki, hikmetten, irfandan, ilimden nasiplenmemiş insanları başa getiriyorlarmış. Sonuç toplumun iflası, çöküşü. İşte diyor ki İmam Mevdudi, Allah müminleri dikkatini çekiyor. Eğer siz de böyle ehliyetsiz insanları başa getirirseniz ne olur? İslam toplumu derbeder olur, çöker gider. Bakın Ömer bin Hattab bu konuda çok teyakkuz ehli bir adammış ha. Derslerimizde yer yer bahsettik bu durumdan. Ha bir kere daha bahsedeceğiz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh çocuğunu bir gün alıyor kucağına, her tarafını öpüp kokluyor. Yanındaki memurlardan bir tanesi geliyor diyor ki ey müminlerin emiri sen diyor çocuklarını diyor böyle öper misin diyor. Tabii ki diyor öperim diyor. Diyor vallahi diyor benim diyor şu kadar çocuğum var. Ben diyor onlardan bir tanesini dahi öpmemişim diyor. Öyle mi diyor? Senle diyor yaptığım anlaşma metnini bana ver diyor. Ve diyor seni diyor bu görevden azlediyorum yanımdan diyor çık git. Neden? Çünkü diyor kendi çocuklarına merhamet etmeyen adam ümmetin çocuklarına merhamet etmez. Kendi çocuğunu koklamayan, öpmeyen, sevmeyen, ellemeyen bir adam yahu benim problemimi nasıl çözer? Müslümanların derdiyle nasıl ilgilenir? Diyor seni azlediyorum. Değilse bakın bu adam bu işin ehli değildir. Ömer bin Hattab bunu anlamış. Hatırladınız mı? Bir gün Ömer bin Hattab valilerini ziyarete gidiyor. Bir beldeye geldiğinde diyorlar ki valinizden aranız nasıl? Diyorlar ki valimiz çok iyi. Yani tabir yerindeyse adam gibi bir adam ama bir kusuru var. Ne kusuru var? Kocaman bir kulesi var. Yüksek bir tepedik kulesi var. Ömer bin Hattab yanındaki adamına diyor ki şu mektubu diyor ona ver ve diyor o adamın diyor kapısını yak diyor. Kimin kapısı? Valinin kapısı. Hemen Ömer bin Hattab'ın yardımcısı gidiyor valinin kapısını yakıyor. Valinin kapısını yakınca insanlar valiye koşuyorlar. Aman vali efendi bir adam geldi senin diyor evinin kapısını yakıyor. Diyor ki ilişmeyin diyor. O Ömer bin Hattab'ın diyor adamıdır diyor. Allahu ekber. Nasıl anlamış? O diyor Ömer bin Hattab'ın adamıdır. Ve elindeki o hizmetli Ömer bin Hattab'ın yardımcısı elindeki pusulayı, kağıdı kime veriyor? Valiye veriyor. Bir bakıyor ki tez zamanda diyor Medine'ye gel. Allahu ekber. Emir kimden? Müminlerin emirinden. Gidiyor. 3 gün kardeşler bakın 3 gün boyunca Ömer bin Hattab bu adama gözükmüyor. O çağırdı. O davet etti, adamın yüzüne bile bakmıyor. 3. gün bitiyor, Ömer bin Hattab'ın elinde yırtık pırtık bir cübbe, elinde bir kova, adamın yanına geliyor. Kim bu adam? Vali. Normal bir adam değil. Bulunan köyün muhtarı hiç değil, bakkalı da değil. Vali, yönetici adam. Ömer bin Hattab'ın tayin ettiği adam. Elinde cübbe ve bir kova. Diyor ki üzerine atıyor. Diyor ki şunu diyor giy diyor. Şu kovayı da al. Harre bölgesindeki diyor bütün zekat malları, hayvanları kastediyor. Onların hepsini sula diyor. Arkadaşlar bütün hayvanları sulayıp tabir yerindeyse sahabenin hışı çıkana kadar Ömer bin Hattab bu adamı görevden almıyor. İşi bitiyor ve dönüyor ona. Diyor ki sen ne zamandan beri diyor valilik yapıyorsun? Diyor ki ben şu zamandan beri diyor idareciyim. Valim öyle ha diyor. Sen diyor kocaman bir kule yaptın diyor. İhtiyaç sahibi, ihtiyar insanlara diyor o tepelerden baktın ha diyor.
Çabuk diyor gözünme diyor gözükme bir daha. Allahu Ekber. Yahu halk razı. Vatandaş razı. Alan razı, veren razı. Ya Ömer sen neyi gördün? Arkadaşlar bakın ehli olmayan bir durum görmüş. Ömer bin Hattab onu azlediyor. Neden? İslam toplumunun kurtuluşu için İsrailoğulları bu toplumun çöktüğü gibi, İsrailoğullarının bir çöküş yaşadığı gibi bu toplum çökmesin diye yaptı Ömer bin Hattab. Nereden gördü bunu? Nereden terbiye edildi? Peygamberin rahlesinden çıktı çünkü Ömer bin Hattab. Niye? Kendisine Ebu Zer geldi radıyallahu anh. Takva sahibi, züht sahibi. İlk Müslümanlardan Ebu Zer radıyallahu anh geldi. Ya Resulullah dedi ki bana bir görev ver. Bir idarecilik ver, vali ver. Kıytırık bir memleket de olsa başını atar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin bu konularda ehil olmadığını biliyordu. Dikkat edin biliyordu. İlimden mahrum değildi. İrfandan mahrum değildi. Zühtten mahrum değildi. Ama idarecilik Ebu Zer'in arcı değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzellikle Ebu Zer radıyallahu anh'a bu meseleyi anlattı. Ve bakın Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh da Resulullah'tan şunu nakletti. Dedi ki kim ki ümmet içinde ne olur şimdi bu hadisi iyi dinleyin Müslümanlar. Kim ki ümmet içinde o işe kendisinden daha layık, daha ehil insanlar varken ümmet içerisinde o işe kendisinden daha layık, ehil insanlar varken bir başkasını seçerse Allah'a peygamberine ve müminlere ihanet etmiştir. Allahu Ekber. Demek ki bu mesele öyle basit bir mesele değil. Kim ki Müslümanların bir işi varken o işin başına akrabacılıktan dolayı, çok sevdiğinden dolayı, muhabbetinden dolayı, dayılarından dolayı, parasından dolayı, hitabetinden dolayı ne derseniz deyin. Seçerse ve ondan daha layık bir adamlar varken o adamı kenara atarsa Allah'a, Resulüne ve müminlere ihanet etmiştir kardeşler. Demek ki bu mesele o kadar ciddi bir meseleymiş aziz dostlar. Şimdi kardeşler buraya kadar tamam. Yalnız kardeşlerim 59'a dönelim mi tekrar? Ve Allah Azze ve Celle'nin minkum dediği, neydi minkum? Sizin içerinizden, sizden olanlardan kasıt kim? Kimdir acaba sizce? Allah-u Teala sizin içerinizden olanlara tabi olun, itaat edin derken kimi kastediyor sizce? Sizin sokağınızdaki adamı mı kastediyor? Mahallenizden çıkan, köyünüzde yetişen, şehrinizde büyümüş bir adamdan mı bahsediyor Allah? Kesinlikle hayır. Allah böyle bir insandan bahsetmiyor. Allah-u Teala aynı cemaat içerisinde bulunan fertlerden mi bahsediyor? Kesinlikle minkum derken bundan bahsetmiyor kardeşler. Anadolu'nun bağrından kopmuş Yağız delikanlıdan mı bahsediyor? Hayır Allah ondan da bahsetmiyor. Allah kimden bahsediyor? Minkum derken biz ne anlamamız lazım? Kardeşlerim Allah'a ve Resulüne gönülden bağlı olup teslim olanlar evet sizden olanlar onlardır işte. Heh hocam ağzına sağlık. Şimdi içinizde yoktur böyle de hani benim sesimi duyan bazıları şimdi bunu fırsat bildi. Yahu ağzına sağlık. Şimdi benim siyasi partideki lider seçişime tam da bir delil buldun. Nisa 59 bizi anlatıyormuş. Yahu seni anlatmıyor. Kusura bakmayın sizi anlatmıyor. Benim sesimi işitenlere söylüyorum. Ondan bahsetmiyor. Şu laik, demokrat, cumhuriyetçi, komünist, sosyalist, batının uyduruk kaydırık kanunlarına göre hüküm belirleyen sakallı, çarşaflı, İmam Hatip mezunu insanlardan Allah minkum diye bahsetmiyor. O değil kardeşim. Hem demokrat olup hem Müslüman olandan bahsetmiyor Allah. Laikliğin içerisinde İslam ümmetinin idarecisi ve halifesi olduğunu bahsedenden Allah bahsetmiyor. Minkum bu değil. Minkum şeriatın bütün hepsine teslim olmuş. Toplum sırt çevirse, savaş açsa, burnunu kıvırsa şeriatın en ufak meselesinden en büyük meselesine kadar taviz vermeyen insandan bahsediyorum değil mi? Minkum budur kardeşlerim. Toplumu Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine göre yöneten adamdır minkum. Ulul emir budur kardeşler. Yoksa %53'lerle başa gelenler, %99'larla başa gelenler minkum değildir. Geldikleri zamanda Fransa'nın kanunlarına göre hareket edenler,
min kumdan kası değildir. Bundan bahsetmiyor Allah-u Teala. Bu kim olursa olsun hiç fark etmiyor. Şahıslarla işimiz yok. Kurumlarla hiçbir alakamız yok. Bizim derdimiz onlarla da değil. Meselenin anlaşılması kardeşler. Meselenin idrak edilmesi önemli. Peki böyle bir adam var. Hani tabirinde son minkumu sizden olan, sizin içinizden olanı hak eden biri varsa, bakın iki hadis, içini hiç açmayacağım. Biri Buhari'de geçiyor, ikincisi de Buhari'de geçiyor. Birini Enes bin Malik rivayet ediyor, diğerini Buhari Ebu Hureyre rivayet ediyor. Diyor ki bakın Allah Resulü, eğer böyle bir adam, böyle standartta biri varsa, bakın diyor ki siyahi Habeşli diyor biri de olsa, dikkat edin, siyahi Habeşli bir köle de olsa, ikinci hadis ne? Kolu kesik bir köle de olsa itaat ediniz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biri Enes'ten, diğeri de Ebu Hureyre'den geliyor. Bizim için kardeşler adamın boyu, posu, kilosu, endamı, hitabeti, yürüyüşü, asaleti, karizması bu mesele değil. Kolu kopuk olsun ama Allah'a ve Resulüne göre hükmetsin. Gözleri görmesin Abdullah İbni Mektum gibi. Ama Medine'de nasıl şeriatın hakim olduğu dönemde Allah'a ve Resulüne bağlı olarak o toplumu idare ettiyse, evet biz ona da tabi oluruz kardeşler. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccındayken bütün Müslümanlara şöyle seslendi. Dedi ki ey insanlar, bakın dikkat edin ey insanlar, size Allah'ın kitabıyla hükmeden, Allah'ın kitabıyla hükmeden, altını tekrar çiziyorum kardeşler. Roma'nın hükümleri değil, Fransa değil, Amerika hiç değil, İsrail lanet olsun onlar hiç değil. Allah'ın kitabıyla hükmeden kolu kesik, kolu olmayan bir köle de idareci olsa onu dinleyin ve itaat edin diyor benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet, hadis ne kadar açık subhanallah. Bu hadisi tevil etmeye hiç gerek yok aziz dostlar. Allah'ın kitabıyla hükmeden idarecinizi dinleyin. Ve diyor itaat edin. Ne zamana kadar peki? O Allah ve Resulüne muhalefet etmediği müddetçe. İdareci de böyle kardeşler. Vakıf yöneticisi de böyle. Senin cemaatinin lideri de böyle. Şu derneğin hocası da böyle. Kim olursa olsun kardeşler. Allah'a ve Resulüne iman ettikçe itaat edeceğiz. Bize iyiliği emrettiği müddetçe de arkasından gideceğiz. Yok İslam'a uymayan bir şey söyledi. Ne yapacağız? Sözlerimizle onu düzelteceğiz. Ona itaat etmeyeceğiz. Kim gibi? Bakın bu hikayeyle beraber inşallah programımı bitireceğim. Aziz dostlar, İbni Kesir Taberi'den bir rivayet veriyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'i bir bölgeye savaşması için komutan tayin ediyor. Kimi? Halid bin Velid'i. O ordunun içerisinde kim var? Ammar bin Yasir. Ordu ilerliyor. Saldırı yapacakları bölgeye yaklaştıkları zaman hemen otağlarını kuruyorlar, dinleniyorlar. O sıra o köy, o belde, o kasaba, o şehir ne derseniz deyin. İslam ordusunun geldiğini duyunca tasını, tarağını topluyorlar, kaçıyorlar. O bölgeyi terk ediyorlar. Yalnız bir adam müstesna. Bir adam gitmiyor. Hanımına diyor ki eşyaları topla diyor. Pulumuzu, pırtımızı ne varsa diyor bir araya getir diyor. Ve beni bekle diyor. Gece karanlığında bakın dikkat edin İslam ordusunun karargahına kadar yaklaşıyor. Kimle karşılaşıyor? Ammar bin Yasir'le karşılaşıyor. Ammar bin Yasir'e selam veriyor. Diyor ki ben Müslüman oldum. Dikkat edin ben Müslüman oldum. Allah'ı ilah olarak peygamberi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i onun elçisi olarak kabul ettim şehadet getiriyor. Yalnız diyor bakın dikkat edin. Kavmim diyor sizin geldiğinizi duyduğundan dolayı bölgeyi terk etti. Eğer benim Müslüman olmam yarın bana fayda verecekse o beldede kalmaya devam edeceğim. Eğer Müslüman olmam bana fayda vermeyecekse ben de kavmimle beraber orayı terk edip gideceğim. Ne dedi Ammar? Hayır dedi otur. Müslüman olmanın sana bir faydası vardır sakın beldeni terk etme. Sabah Halid bin Velid askerleriyle beraber o bölgeye giriyorlar. Bir bakıyorlar diyar bomboş. Köy, kasaba hiçbir şey yok. Yalnız bir aile müstesna. Halid bin Velid hemen o aileye çöküyor. Onları esir alıyor.
mallarını ganimet olarak belirliyor. Bu kimin kulağına gidiyor? Ammar bin Yasir'in kulağına gidiyor. Halid'in yanına gidiyor. Diyor ki ey Halid diyor bu adamı salmak zorundasın diyor. Neden? Çünkü diyor bu adam Müslüman oldu ve benim emanıma girdi. Benim emniyetimde şu an. Ben onu koruyorum. Diyor bunu kesinlikle yapamazsın diyor. Halid diyor ki sen diyor bunu nasıl korursun? Aralarında bir sözlü diyalog başlıyor. Sözler ağırlaşıyor. Kötüleşmeye başlayınca durumu kime getirecekler? İhtilafa düştüler. Ben komutanım kardeşim. Kelleni vururum yok öyle bir mesele. Ben de senden daha iyi biliyorum. Yok öyle bir mesele. En iyi bilene gidiyorlar. Kim o? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Halid hemen çıkıyor. Komutan ya önce konuşması lazım. İslam'ın belirlediği ahlak ve prensip budur. Komutan çıkıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü. Şu diyor kolu kesik olan adama diyor beni sövdürüyor musun diyor. Yahu ben komutanım tabirlerindeyse. Bu adamların lideriyim. Ben emirim. Bu adama diyor beni sövdürüyorsun diyor. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ey Halid, Ammar'a sövme. Kim diyor Ammar'a söverse Allah diyor o sövmenin cezasını diyor ona verir diyor. Ey Halid, Ammar'ı sev. Kim Ammar'ı sevmezse Allah diyor onu sevmez. Ey Halid, Ammar'a lanet etme. Kim Ammar'a lanet ederse Allah diyor ona lanet eder. Allahu Ekber. Kim Ammar'a lanet ederse Allah diyor ona lanet eder. Bu sözler Ammar'ın Resulullah'a duyduğu yakınlıktan kaynaklanmıyor aziz dostum. Babasının ve annesinin şehadetinden kaynaklanmıyor. Ammar haklıydı. O adamı korumakta Ammar haklıydı. Halid yanılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Peki ne oldu sonuç? Ammar bu meseleden sonra kalktı, yürüdü. Hemen Halid koştu, cübbesinden tuttu, çekti. Cübbesini öpmeye başladı. Dedi ki senden özür diliyorum. Ve kucaklaştılar. Diyor ki Ammar ondan razı oldu kardeşlerim. Razı olana kadar onunla beraber oldu Halid. Allahu Ekber. Yahu kardeşlerim. Şimdi iki tane kıytırık Müslüman benim gibi. Bir tanesi de sen ol hadi. Aramızda bir ihtilaf yaşıyoruz, bir sıkıntı yaşıyoruz. Ne diyoruz biz? Yahu ben haklıyım diyor. Ona göre o haklı. Ya hangimiz haklı? Gel götürelim işte bunun merciği. Kim bu? Allah ve Resulü kardeşlerim. O diyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine başvurduk. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyorsa ki ey Yusuf sen bu meselede haksızsın. Haşim kardeşine adaletsizlik yapıyorsun. O zaman kardeşimi ayaklarını öpmeye razı gelmem lazım benim. Affedilmek için. Allah'ın kitabına başvurdun. Allah senin yüzüne haksızlığını vuruyor. Sen halen diyorsun ki hayır ben haklıyım. Allah yanıldı haşa ve kella. Evet aziz dostlar. Aramızda anlaşmazlığa düştüğümüz takdirde ister devlet reisi olsun, ister halife olsun, ister vakıf başkanı olsun, isterseniz cami imamı olsun hiç fark etmiyor. Aramızda ihtilafa düştüğümüzde götüreceğimiz merci kim? Allah ve Resulü. En üst merci onlar. Son sözü onlar söyleyecekler. Onlar bizim hayrımıza ve güzelliğimize sözlerini söyleyecekler. Allah-u Teala böyle bir duruma teslim olmayı bizlere nasip etsin. Peki son bir soru. Salih abi kızmadın değil mi? Son bir soru. Arasında ihtilaf çıkan iki kişi. Meseleyi Allah ve Resulüne götürmezse kimlerin durumuna benzer? Kimin? İsrailoğullarının. İsa abi şimdi diyor ki Yusuf Hoca sen bayağı sövüyorsun diyor bu adamları. Olsa olsa bu adamlardır. Değil. Kimin? Münafıkların durumuna benzer diyor. Subhanallah. Dikkat edin. İkimiz bir ihtilaf yaşadık. Ticari anlamda. Karı koca evlilik anlamında. Cemaat mensupları yaşantı konusunda bir ihtilafa düştüler. Mesele nereye getirilecek? Allah ve Resulüne. Evet, mesele Allah ve Resulüne götürüldü. Eğer kabul edilmezse, bir, veya götürmeye imtina ederse, hiç yanaşmazsa, Allah-u Teala bunları kime benzetiyor? Münafıklara. Zaten bunu kim yapmış? İslam tarihinde münafıklar yapmış. İsteyen nereye gitsin? Nisa 60 ve 61 ve burada bitiriyoruz kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken, bir münafıkla, Kurtubi rahimeullah bu kişinin isminin Bişir olduğunu söylüyor. Sadece rivayette bu geçiyor. Bişir.
Kurtubi'de geçiyor. Nakli Kurtubi'den vereceğim, bitireceğim. Kimle ihtilafa düşüyor? Yahudi bir adamla. Allahu Ekber. Yahudi diyor ki, meseleyi diyor peygamberinize götürelim. Yahudi diyor ha. İsa abi. Yahudi diyor. Meseleyi peygamberinize götürelim. Resulullah çözsün bunu. Adam biliyor işi. Çünkü peygamber adaletlidir. Ama tabi olmuyor. O ayrı mesele. Genlerinde var. Meseleyi diyor peygambere götürelim. Peki münafık ne diyor sizce? Münafık ne diyor sizce? Meseleyi diyor Kabbin Eşref'e götürelim. Yahu bu adam kim? Yahudilerin lideri. Allahu Ekber. Tezatı görüyor musunuz kardeşim? He? Vallahi bastonu var mı bilmiyorum. Vardır muhakkak. Hocam baltası var. Baltası var, güzel. Kabbin Eşref'e götürelim diyor. Bakın dikkat edin ha. Kabbin Eşref Yahudi liderlerindendir. Peygambere en çok söven adamdır. Peygamberin hanımlarını şiirleriyle dillerine dolayan ahlaksız, edepsiz bir adamdır. Resulullah haddini de bildirdi elhamdülillah. Medine'de kellesini aldırdı. Onun da altını çizelim. Münafık ne diyor? Kabbin Eşref'e götürelim diyor meseleyi. Allahu Ekber. Tamam. Mesele nereye geldi? Yahudinin ısrarlarına dayanamadı münafık, peygambere gittiler. Bu rivayet sadece Kurtubi'de var. Tamam. İbn Abbas'ta geçiyor. Yahudi ısrar etti. Aldı adamı Resulullah'a götürdü. Münafığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafığın lehine hüküm verdi. Dedi ki pardon. Yahudinin lehine hüküm verdi. Dedi ki Yahudi haklıdır. Münafık çıldırıyor. Diyor ki gel diyor meseleyi bir de kime götürelim? Ebu Bekir'e götürelim. Meseleyi Ebu Bekir radıyallahu anh'a taşıyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh dinliyor. Diyor ki Yahudi haklıdır. Münafık iyice nedenlenmeye başladı. Yalnız bir adama çattı, fena tosladı. Nereye? Ömer bin Hattab'a. Dedi ki gel meseleyi Ömer'e götürelim. Bakın Ömer bin Hattab hiç meseleye hüküm vermedi. Dedi ki siz bu meseleleri kime bildirdiniz? Dedi ki peygambere götürdük. Doğru mu diyor Yahudi? Evet diyor doğru. Ne dedi diyor? Diyor ki ben haklıyım. Başka? Diyor Ebu Bekir'e götürdük. Diyor doğru mu Yahudi'ye diyor? Evet diyor doğru. Ne dedi diyor? Diyor ben haklıyım. Diyor bekleyin diyor. Biraz bekleyin diyor. Ömer bin Hattab odasına çekiliyor. Kılıcını alıyor. Ve münafık yere düşene kadar, dikkat edin kardeşler, ölene kadar boynuna vuruyor. Münafık yere düşene kadar boynuna vuruyor. Mesela hemen Resulullah'a intikal ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Diyor ki ya Ömer, sen diyor şimdi diyor bu ümmetin diyor Faruk oldun diyor. Allahu Ekber. Hak ile batılı tabirinde ortaya çıkarttın. Kurtubi diyor ki rahimeullah, İbn Abbas'tan delil veriyor. Ömer bin Hattab'a diyor bundan sonra diyor Faruk ismi verilmeye başladı. Evet aziz dostlar, mesele bu derece ciddi. İman eden insanlar Allah'a, Resulüne itaat edecek. Sizden, evet, şeriata teslim olmuş ve şeriatı hakim kılmış ve şeriatın kurallarına göre hareket eden yöneticilere itaat edecek. Ve aramızdaki ihtilafı Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ileteceğiz. Allah-u Teala bu minval üzere yaşamayı bizlere nasip etsin. Ümmetin içerisindeki sıkıntıları gidersin. Şu an dert yumağı haline gelmiş İslam coğrafyalarının içerisindeki sıkıntıları Rabbim gidersin. Müslümanların özlem duyduğu günlerin kavuşması için mücadele eden grupların arasına bizim içimize katsın inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.